Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Bugün 4 Mayıs 2020 Pazartesi, herkese çok güzel, çok mutlu, huzurlu bir gün dileyerek programımızı başlatıyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün ceketsiz ve siyah gömlekle çıktık. Yeşil siyah bir papyonumuz var. Neden böyle diye soracak olursanız hiçbir sebebi yok. Sadece kafam böyle sıktı bugün. Böyle giyinmek istedim. Daha rahat olur diye ceketi giydik. Olmadı siyah gömlek falan. Ben siyah gömlek giyen biri değilim pek fazla programda. Genellikle mavi ve beyazdır ama bugün böyle siyah daha rahat. Biraz büyüktür bu da. Sevgili Sadık Gardiyanoğlu'nun şişmanlık günlerinden kalma gömleklerden biridir. Çok sağ olsun, ayrıca onu da hatırladık. Sevgilerimizi iletelim. Efendim, bugün hayatımızın kapanan yaklaşık 50 gündür, tam olarak 51. gün kapanan, karantinaya alınan hayatımızın, eve kapanan hayatımızın %80'i hemen hemen açılıyor. Hayırlı ve uğurlu, ama hepsinden önemlisi sağlıklı olması en büyük dileğimiz. Okullar açılacak mı? Dün akşam Haberci gazetesinin web sitesinde Sayın Doktor Ali Pilli Sağlık Bakanı ile bu konuyu da konuştuk. Bir yığın izleyici sordu. Ben Sağlık Bakanı olarak karşıyım dedi. Sayın Başbakan da başbakan olarak okulların açılmasına karşı, ama daha bu konu Sağlık Bakanlığı ve Başbakan'ın, Sağlık Bakanı ve Başbakan'ın bu görüşleri henüz Bakanlar Kurulu'nda görüşülmüş değil. Yani net bir konu, net bir şey yok bu konuyla ilgili olarak. Eğitim Bakanı 15 Mayıs'ta açma ihtimalinden söz etmişti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da buna karşı çıkmıştı tabii ki. Evet, okullar, lokantalar, efendime söyleyeyim başka neler, futbol, basketbol, voleybol gibi maçlarımız, toplu spor etkinlikleri, yüzme havuzlarımız, toplu spor yapılabilen, topluca eğlenilen yerler ve evlenilen yerler, yani düğünler, düğün salonları, efendim barlar, diskolar, henüz buraları, kasinolar, sinemalar, bunlar açılmış değil, restoranlar açılmış değil, ama önümüzdeki pazartesi günü bazı sektörler, özellikle paket sektörü açılabilir restoran işinde. Ama Restorancılar Birliği Başkanı'nın bugün Kıbrıs Gazetesi'nde bir açıklaması var sevgili Salih Kayım'ın. Bazı restoranların sırf maliyetlerini karşılamayacağı endişesi nedeniyle paket servis bölümlerini açmak için salonların da açılmasını bekleyeceklerini ifade etti. 11 Mayıs'ta paket servisine başlayacak restoranlar bugün ön hazırlıklarını yapıyor. Bazı restorancılar olumlu buldular ama bazıları da paket servis maliyeti karşılamaz diyor. Ufaktan açılacak bilmiyorum artık. Yani artık bazı ülkelerde restoranlar da açılıyor. Nasıl? Mesela bahçesi olan restoran bahçesini açıyor. Sosyal mesafe korunuyor. Garson maskeyle servis yapıyor. Eldivenlerle servis yapıyor tabii ki. Bilmiyorum, siz de yanınızda artık kolonya götürürsünüz. Bana kahve geldiğinde kolonya sapına kolonya dökerim. Yani çünkü kafa hafif zırlamış durumda. Neden? Ona da geleceğiz. Evet, özel okullarımız ne olacak? Çok 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 fazla soru var tabii ki. Soru ve sorun var. Rahme Salih, günaydınlar. Güne sizinle başlamak çok güzel diyor. Çok teşekkür ederim Rahmanım. Dile Bassoy, İpek Halim, günaydınlar, günaydınlar, iyi yayınlar. Mehmet Ali Salih, evet bugün çocuklar gibi sevinçliyim. 55 gün sonra ofisime gideceğim. Oh be, mahpusluk bitti. Hadi bir daha günaydınlar diyor.
Evet, Mehmet Uçan Erabim günaydın, anladın sen. Sen de anladın. Sayar Aker, Hidayet Ali Sarı, sağlık sevgiler. Gülseren Ateş, hayırlı günler. Aslında şimdi daha tedbirli olmalıyız. Çok doğru bir saptama. Gülseren Ateş'in saptaması muhteşem. Fırat Golal, günaydınlar. Covid yarışı başladı. Daha sabah 7'de 20 kişilik bir grup dip dibe gezerlerdi. Bakalım ne olacak? Evet, bu konuya bu konuyu da tartışmamız lazım. Nusk ile uslanmayalı etmeli tekdir. Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir. Yani dövelim geberdelim dayaktan demiyorum. Ama şu var, bir cezası var bu işin. Yani eğer uzmanlar maske takalım herkes taksın diyorsa takalım. Takalım bir şekilde. Poşu var, poşuyu bağlayabilirsiniz. Motorcuların kullandığı o şeylerden, bandanalardan var, onu kullanabilirsiniz. Benim gibi eski bir tişörtü, özellikle boğazı yuvarlak yaka olan tişörtü buraya kadar çekip takabilirsiniz. Pamukludur, geçirmez. Yani markete giderken en azından buradan buraya kadar kapalısınız. Eskiden peçeye çok kızıyorduk. Avrupa'da, Fransa'da faşistleri yasaklıyorlardı, İslamofobikler, işte peçeli kadın falan filan. Yani aman kara çarşaf mı falan filan, ama yani bir miktar sağlıklıydı aslında o iş. O konuyu da biraz görmek, düşünmek lazım. Onu karıştırmayın başka meselelerle. Siyasete girmeyelim. Evet, Kubilay Güler, Heran Teşekar, Ender Sıcak Yüz. Evet, yeni bir dönem hayırlı olur. Semavi Aşık, günaydınlar. İncirli Yayınlar, günaydın Semavi abi. Bugün ciğer var mı? Çok, daha açılmadı diğer. İnşallah haftaya açılacak. Mustafa Aşman, Cumagül Muradova, günaydın. Mehmet Ali Çavuşoğlu, Suna Atam, Kalkanlı Bakım Evi'ne günaydınlar. Suna Atam, bütün orada kalanlara. Emine Ferit Özuçar, Hasan Sevinç, Senih Çavuşoğlu, Erdinç Öktem. Senih Çavuşoğlu hocam günaydın. Fatoş Kerimoğulları, Mehmet Şenler, buraya kadar gelebildim. Okumadıklarım tekrar atsınlar çünkü siliniyor. Yani bir şekilde bir şeyler oluyor. Tekrardan Sayar Aker, tekrardan iş yok, para da yok diyor. Aynen öyle. Hünal Berkant, günaydın. Günaydın kardeşim. Lefke'ye selamlar. Hakan Bayraktar, sağ ol. Asil ve şık gösterdi. Bir de tek izlediğimiz yer Kanal Kanal'de. Çok sağ ol Hakan Bayraktar. Metin Emirali Bengisu, Perin Tanay, günaydınlar. İyi yayınlar. Aziz Kemal, Sema Şah, Hacı Arifoğlu, Mustafa Karataş, Salih Demirkent. Bazı iş yerlerinin açılacağından dolayı daha dikkatli sokağa çıktığımız zaman maskemizi takmamız gerekir. Lütfen takalım. Hamit Topal günaydın. Mahmut Karagöl, sokağa çıkma yasağı kalktı mı kardeş? Mahmut Karagöl soruyor. Fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla Dakota'da yaşıyor Mahmut Karagöl kardeşim. Dakota'da. Evet, bizde kalktı abi. Kızılderililerle birlikte yaşıyor. Orada kalkmamış olabilir. Aysel Çelikkol, günaydın. Ali Unyayar, günaydın. Hasan Kerman, Yusuf Kadir Beyleroğlu, Burcu Hasan, günaydınlar abi demiş. Günaydınlar abim. Mehmet Uluçaylı, Funda Karadurak, günaydınlar. İyi bir hafta olması dileğiyle diyor Mehmet Uluçaylı. Nazime Abdullah, günaydınlar. Çok dikkat edelim diyor. Evet. İbrahim Özsanlı ve Sedat Avcan, günaydınlar. Sedat Avcan diyor ki şeftali kebap yiyin, hiçbir şey olmaz. Geçen akşam onun tartışması da çıktı televizyonlarda. Evet, İbrahim Özsanlı günaydın. Özel okullar ne olacak? Bu sene ne olacak? Parayı ödediydik, okul olmadıydı. İngiltere'de, Avrupa'da okuyan öğrenciler ne olacak? Gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Korkuyorlar mı? Okul açılacak mı? O ülkelere gidilir mi, gidilmez mi? Artık kimse güvenmeyecek mi? Peki bizim turizmimiz, bizim üniversitelerimiz, bize öğrenci nasıl gelecek? Kumarhaneler açılacak mı? Kıbrıslı Türklere serpest olacak mı? Para yok, kimse de bilmiyoruz. Nasıl para gelecek bu ülkeye? Benim en çok merak ettiğim konudur bu. Nasıl para gelecek? Çünkü Mayıs'ın 2021'leri konuşuluyor. Yeniden turizmin bir miktar açılabilmesi için. Ama turizm açılırsa turistler nasıl gelecek? Hep korkarak mı yaşayacağız? Bir kuruşluk ihracatımız yok. Yani birkaç okka enginar, birkaç kilo badades, birkaç okka da
şey portakal satarık yani yok bunun başka türlü geçim için yetmeyecek. Ne satacağız, nasıl satacağız, ne kadar para kazanacağız bunlar çok önemli. Önümüzdeki dönemde gerçekten sıkıntılı. Özge Samioğlu günaydınlar. Hiçbir alışkanlık yıl sonuna kadar 13 Mart öncesi gibi olmayacak diyor Özge Samioğlu. Doğru söylüyor. Bekir Çeçen günaydınlar. Ercan Mert Doğdu, Katriye İnatçı, Ahmet Beyaz herkese günaydınlar tekrardan. Evet ve tabii bütün bu sıkıntıların, bütün bu sorunların üzerine bir de sağ olsunlar ellerinden öpüyorum. Hepsini kucaklıyorum benden küçük olanların da. Büyüklerin de doktorun eli öpülür. Tabii şey olarak uzaktan şimdi değil yani öptüm elinizi yani şey sanal öpüş anlamında. Biri öyle bir mesaj paylaşır ki okun titremeye başlan. Aman da ikinci dalga geliyor. Biri başka türlü bir yazı yazar. Biri başka türlü bir yazı yazar. Artık Dünya Sağlık Örgütü'ne olan güvenimizi de yitirmek üzereyik ne yazık ki herkese tam böyle bu lezbada dezgavurma bir kafaya sahip oluyoruz. Ben de baş ağrıları dinmek bilmiyoruz stresten sıkıntıdan. Doktorları okumaktan da yoruluruz. Sakın diyor Nazim Hanım çıkmayın diyor maskesiz sokağa sakın diyor. Okullara gerekirse gidilmesin. Hiçbir mazaret insan sağlığından önemli değildir bunu da Ömer Karavezirler söylüyor. Ama çocukların bu işi taşımadığı da söyleniyor. Yani çocuklar transmit yapmıyorlar diyorlar falan. Tabii bilmiyoruz. İşte her şey kafalar o kadar karışık ki. Mesela Doktor Mehmet İnan'ın paylaşımı var. Üç sağlık örgütünün ortak açıklamasını abartılı bir açıklama olarak niteliyor. Bununla yaşamalı, yaşamayı öğrenmeliyiz. Açılma kararları çok uygundur. Biz hekimler başrol oynadığımız bu süreci çok sevdik. Kolay değil. Ön tarafta olmanın cazibesi her zaman fazladır. Kanıta dayalı tıp, COVID sürecinde Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yıprandı. Yap boza döndü. İnsanlara bir gün maske takma, başka bir gün tak dedik diyor. Bunun gibi. Ve Doktor Mehmet İnan'ın paylaşımları gerçekten korkutuyor insanı. Yani korkutuyor dediğim şu açıdan Mehmet İnan diyor ki abi sağlıklı olmak tek başına kişinin bedenen fiziksel olarak hastalıksız olması değildir. Ruhsal ve sosyal olarak da sağlıklı olmasıdır. Evet aynen. İnsanlar uzamış karantina süreçleriyle hem ruhsal hem ekonomik hem sosyal bir bataklığa sürükleniyor. Bu tür kapanmalarda dar gelirli vatandaşların daha fazla yara alarak çıkıyorlar bu tür kapanmalardan. Ayrıca diğer hastalıklar da ihmal ediliyor. İleri derecede kötü olarak doktora başvuruyorlar. Dünya Sağlık Örgütü domuz gribinde yarattığı imajı boşa çıkarmıştı. Bu da var. Bizim ülkemiz KKTC aslında ciddiye alınmayacak bir devlet olduğu bir kez daha ortadadır. Dar gelirliler için alınan tedbirlerin yetersizliği ortadadır. Önemli olduğu varsayılan ama bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış bir ilaç, ülkeye kaynağı belirsiz yollarla Sağlık Bakanı Müsteşarı Kıbrıs'ta gözünü canlandırın diyor bu işi. 10 gündür tespit edilmiş bir vaka yok. Yani 10 gün, 3 gün önce yazmıştı bunu. 4 gün önce hastanede yatan 3 kişi mevcut. Mortalite çok düşük. Açın diyor da her şey tamamdır. Titreme tutar seni şimdi bunu okuduğunda. Çünkü öteki doktorlar aman diyor sakın. Yavaş. Ne yaparsınız? Açılmayın patlayacak ikinci dalga gelecek. Vurak alak sizi. Yani kime inanalım şimdi biz? Hakikaten bunalıma geliyoruz. Getir oğlum bir şeyler. Oğlum ağzımıza içelim durumuna geliyoruz. Hapçığımızı alıyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz. Değil yani öyle bir şey yapmıyoruz aslında. Ama bende zaten bir garip psikoloji var. Ben cuma günleri sanki böyle 10 bin metre engelli yarışını bitirilmiş gibi oluyorum. Zaten enerjim düşüyor. Cuma günü programdan sonra tam sekkos ediyorum. Öyle. Ayrı sekkos sebepleri de var tabii ki. Parasal sebepler örneğin. Bir sürü insanda olduğu gibi. Ne yapacaksın? Bir de üstüne bunları oku. Bir de üstüne siyasette bir sürü alengirili marangirili hikayeler. Kimse İnsanlara moral vermek için, kimse insanlara yardımcı olmak için uğraşmıyor. Herkes kavgada, herkes kavga veriyor. Yani sağ olsun Türkiye'de hiç yardımcı olmuyor.
Öte yandan başbakana komplo kuruyorlar. İşinde iş insanları olduğunu yazıyor bugün. Gazeteci olduğunu yazıyor bir başka gazete. Ses kaydını alıyorlar başbakanın. E başbakan niye konuşuyor ki herkese? Hasan Aştürer bugün bence doğru bir yazı yazdı Kıbrıs gazetesinde. Bir şey dedi Hasan Aştürer, yani başbakanın dedi, iletişimi dedi doğru değil. Doğru yönetilmiyor. Yani ben katılıyorum. Ersin Tatar'ın iyi niyetinden kuşkum yok. Ancak partide ve başbakanlıkta kendini tamamlayacak bir kadro kurmayı başaramadı. Keşke kendine yakın kabul ettiği bazı isimlerin arkasından neler söylediğini duyabilse. İşte yani bunları yazdı Hasan Hocam. Ben hepsine belki katılmam ama yani doğru. Ya sen niye konuşun ki bir kadınınla, tanımadığın biriyle mesela? O bir taraftan Türkiye bize yardımcı olmuyor şey açısından. Tak diye bir televizyon kanalını kapattı. Neden kapattığını kimse bilmiyor. E işte televizyon kanalının sahibi olan kişinin televizyonda bir gazeteci Hasan Açıkıcı arkadaşımızla yaptığı programı örnek gösteriyorlar. Ama o mudur değil midir kimse bilmiyor. Tabii bu taraftan bize giydiriyorlar. Vay da Türkiye'ye ben hakaret etmedim hayatım boyunca. Küfür etmedim. Küfür yok. Çünkü gazeteciliğin kuralları var. O kuralları bir miktar bileceksiniz. Kimseyi küfür etmeyeceksiniz. Ha şaka yapabiliriz, eleştiri yapabiliriz. Seftogrados dediğim için burasını da kapadın diyorlar. E neden? Şu anda yaşananlar bunu ispat ediyor zaten. Örneğin yarın bütün dünyaya gitmek için bazı belgeler istenecek. Sağlık, hatta her insanın bir normal pasaportu bir de sağlık pasaportu olacağından söz ediyorlar. E bizim vereceğimiz pasaport ne olacak? Kim verecek pasaportu? Kim var ki benim gibi savunan Türkiye ile birleşmeyi? Çıkın referandum yapın. Herkes ak koyun, kara koyun belli olsun. Ama o ona saldırıyor, o biri ona saldırıyor. Gelin başbakana komplo kuralım, telefona sesini alalım, herkese dağıtalım. İki tane de garibanı tutup içeri atalım. Olmaz. Olmaz. Çünkü kime geldiyse o şey, mesaj, herkes paylaştı. Kime geldiyse o attı o birine. Bak Ersin abiyi yakaladılar, Ersin Bey'i yakaladılar, Sayın Başbakan'ı tuttular, ne yaptılar? E işte konuşur herkese. E konuşmayaydın keşke. Öte yandan kapatılan televizyon kanalımız Diyalog TV'nin yöneticileri Sayın Reşat Akar mesela buradaki hükümeti suçluyor. Buradaki hükümetin haberi bile yok. Onu bile gizliyoruz. Onu bile gizliyoruz. Burada Yüksek Yayın Kurulumuz var bizi denetleyen. Yüksek Yayın Kurulu açık açık söyledi. Hiç haberimiz bile olmadı dedi. Oysa Yüksek Yayın Kurulu'nun haberi olmasaydı bence de olması gerekirdi. Ama bir baktım hiç kimse Show TV'de şeftali kebabının tarifinin yapılırkenki saçmalamaya gösterdiği tepkiyi bu tür olaylara göstermiyor. Vay da şeftali kebabını gerçekten ben de izledim adamın şeftali kebabını yapış şeklini. Gülme tuttu beni. Buna mütekabil olarak ben de bugün size bu programda Adana kebabının, ünlü Adana kebabının nasıl yapıldığının tarifini vereceğim. Adana kebabı nasıl yapılır? Ya Adana kebabı tıpkı şeftali gibi çok ciddi bir tarihi bir şeyi gerektirir. Yani kökeni var onun. Bizim şeftalinin de kökeni ta Perugia'lara, İtalya'ya falana gidiyor. Bu işi araştıranlar var. Okuyun, Mete Atay'ın yazısı var. Ümit İnatçı'nın yazısı var. Bu konuda paylaşımları var. Okuyun verdiğim isimleri size. Ama sen kalkıp da şimdi bir kültürel sıkıntı yaşıyoruz burada. Şimdi ben sevgili Adanalılar sizlere Adana kebabının tarifini vereceğim dediğimde burada kaynadırsınız şeyi, kıymayı, içine birazcık da çiğ soğan atarsınız. Ondan sonra ellerinizi iyice yıkadıktan sonra ve soğuduktan sonra o haşlanmış kıymaya biraz da tuz biber koyun. Yoğurun yenini ekmeğin arasına basın yiyin. Yani olur mu böyle bir Adana kebabı? Akıl var, mantık var. Kıymasını bile bıçağla kıyacaksın der bazı uzmanlar.
Makena'dan geçirmeyeceğin diyor. Güzel Adana Makena'dan geçmeyen Adana'dır diyenler var. İçine ne koyacaksın? Buyruk ister mi? Biraz at eti, eşek eti uygun mudur ucuz olsun diye falan. Yok işte, yani dolayısıyla biz ona taktık kafayı. Bu taraftan kaçanları tabii ki bu taraftan şey yaptık. Unuttuk. Ve güzel şeyler yok mu peki? Var tabii ki. Ne var? Örneğin Express gazetesi pazar günü. Sunday Express, ama bir önceki pazardı galiba, birileri göndermiş bana, dünyanın en güvenilir ve en güvenli 10 ülkesinden 5.'si Kıbrıs. Tabii herhalde bir şey yapıyorlar ama biz de içindeyiz sonuçta. Tabii korona eklenmeden öncedir bu. Şimdi korona da eklendiğinde yine Kıbrıs, özellikle de mevcut durumda Kuzey Kıbrıs çok önemli. Ama biz diyoruz ki bu Kuzey Kıbrıs'ın önemini azaltmayalım. Şeftali'yi eleştirmek tehlikeli değil. Başka şey söylemeye korkarlar. Ondandır cesaretsiz bir toplum. Aynen Şemmedi Lika Şemmedi çok güzel söyledi. Lika Şemmedi. Çünkü Şeftali'yi eleştirmek çok kolay. Ama başka bir şeyi söyleyemiyoruz. Yani sevgili Diyalog TV yöneticileri, televizyon kapatıldı. Televizyon kapatıldı korkudan, o kadar çok şey. Türkiye kapattı kardeşim, Rütük kapattı. Burada kimsenin haberi yok. BRT'nin bile haberi olmadığını biz öğrendik. Biz sorduk ya, vallahi billahi yok diyor insanlar. Şak düğme bitti gitti, uydu onlar da bitti. Ama hala burada saldırıyoruz. Yok işte Ersin Bey, yok Kudret Bey, yok bilmem ne. Sen televizyonuna bak, Serhat her gün küfrediyor diyen var ya, ayıp ya yani Allah aşkına ya. Ya yeter artık, söyleyemiyorsunuz bari kim nasıl kapattı diye. O zaman bizi niye suçlamaya çalışıyorsunuz ki? Benim programımda şaka vardır, benim programımda espri vardır, benim programımda elbette eleştiri de vardır. Ama ben hiç kimseye hakaret etmedim, kimse kusura bakmasın. Hakaret yok. Bana her gün hakaret edenlere bile gülerek geçiyorum buradan. Sabah akşam bize hakaret yağdıranlar var bu ülkede. Neden? Kıbrıs sorunu çözülmeli. Kıbrıs sorununun çözümü şöyle olmalı, böyle olmalı dediğimiz için. Ama ben ne Türkiye'ye ne Türkiye'yi yönetenlere herhangi bir şekilde hakaret içeren bir şeyim yoktur. Eleştirebilirim. Yanlış bu söylediğiniz bana göre. Ama ne seçmenim zaten ne de bir şeyim. O ayrı bir mesele. Emine Mülayim, günaydınlar. Nazan Kara, Muhammed Gözay, korku toplumu yarattılar. Aynen, şu anda korku toplumu yarattılar. Rütük bastı düğmeye, kapattı, bu taraftan başkalarını suçluyorlar. Çünkü Rütük'e bir şey söylemeye çekiniyor insanlar tabii ki. Ama orada yasalar öyle bir hak vermiş o insanlara da. Biz ne diyelim ki? Ne diyebiliriz ki? Boyun bizimki bayağı kalın, inek boynu gibi ama yani gıldan ince bu durumda. Evet, en büyük virüs dövizdir diyor Mahsun Uysal. Çok güzel söylüyor. Necdet Mavi Gözlü, günaydın. Gürcan Yücel, günaydınlar. Sadece Şeftali'yi değil, düzeni de eleştirelim. Sabahattin Rahimoğlu, iyi yayınlar. Lefkoşa'dan Güzelur'da yasa kalktı mı? Tam 53 gün oldu, evimize gidemedik. Sabahattin Rahimoğlu, Lefkoşa'dan Güzelur'da yasa kalktı mı? Abi artık açıldı her taraf. Nereye istersen gidebilin. Nereye istersen gidebilin, güle güle, maskeni tak, dikkat et, elini yıka, şey yap, yıkan, tecrübeli ol, tecrübeli olma, dikkatli ol, temkinli ol, kimseyle sarılma, sakın tokalaşma, öpüşme, tamamdır, devam et. Evet, Ferda Küçülmez, dikkatli olursak güzel günler yakındadır diyor. Evet, dikkatli olalım. Elektrikte indirim olacak dediler, maalesef 1.000 dirim oldu. Evet, elektrikte indirim değil 1.000 dirim olmuş. Bu da inşallah o kadar ağır bir duruma da gelmeyik. Hayatını müzik yaparak kazanan eğlence sektöründen insanlarımız ne olacak? Hiç bunu konuşan yok. Bir çok arkadaşımız gerçekten çok zor günler geçiriyor ve daha da zor günler onları bekliyor dedi. Kazım Özalp bu işin duayeni tabii ki.
çok önemli bir arkadaşımız. Ne kadar güzel. Kimse onları düşünmedi şimdiye kadar. Olur mu düşünmedik? Bu konser sektörlerimiz vardı, Türkiye'den gelenler, o sektörde çalışanlarımız, o sektör, o piyasadaki insanlarımız vardı. Çok zor şu anda hayat. Muhammed Gözay günaydın, Karayel Betül günaydın, Ali Zengin Ses, Fox Fox günaydın, oynatmaya az kaldı, doktorum nerede, Sinan Erkoç'tan diyor, onu dinliyorum. Bizim az kalmadı Fox Fox, bizimki az kalmadı, bizimki delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna, anladık, biz oradayız artık. Bir gece ansızın, o noktadayız yani. Hüseyin Özsoy günaydın. Hasan Hocam, Hasan Hüda Hocam günaydın. Kemal Osman Ceyhanlı, hayırlı olsun, zil çaldı, teneffüs bitti diyor. Bu da güzel. Evet, Öznur Altan teşekkür ederim. 45 gün bitecek, hastaneden haber var mı? Mehmet Emirali Bengisu, Metin Emirali Bengisu. Kardeş, bu konu şöyle bir konu. Tabii ki burada çok iyi niyetle bu işe giren insanlar vardı. Hala iyi niyetlerini sürdürüyorlar. Sağlık Bakanı da buna dahildi. Ama bu ülkede yasalar gel hastane yapıyorum izni vermiyor. Onun için konu tartışılacak. İhale komisyonunun, Merkezi İhale Komisyonu'na girilmesi lazım. Yasal ihale yapılması lazım. Ama 45 günde ben yaparım diyen arkadaş yapabiliyor zaten. Onun öyle bir sıkıntısı yok. Da başlayamadı. Evet. İşçiyiz, emekçiyiz, işe devam, maskede olsun, o kadar. Mahmut Karagöl, aynen öyle. Evet, Öznur Altan tekrar günaydın. Yeni yorumlarımız varmış, Aysın Özturak. Bazılarını okuyamıyorum tabii ki. Günaydın Aysın abicim, müdürüm, sağ olasın. Melda Boydak İnka'ya çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şahsine Keskin, Dilara Bakgör, günaydın. Serhat abim, Nurcan Güven. Tamam Örsancığım, sağ ol. Tamam, sağ ol. Kanada'da molohiye bulup aldık. Bir arkadaşımıza da pişirip verdik. Yedi, çok beğendi. Alıp ona da hediye ettik. Sonraki günlerde bizi aradı. Çayını yaptım, içtim dedi. Büyük bir yıkım yaşadık. Bu şeftali pişirme ile benzerlik yaşıyor. Nurcan Güven söyledi bizlere. Selamlarımızı ediyoruz. Hüseyin abimize de, Nurcan'a da, yengemize de çok çok selamlar da. Molohiye'yi Kanada'dan nerede buldunuz? Yani evrensel bir yemek değil. Evrensel bir şey değil. Yani gannavuri deseniz var, bütün dünyada var ot olarak. Ama molohiye ot olarak her yerde yok. En sevdiğim festival ot festivali. İlk okuduğumda şoka girdim. Ot festivali dedi, dedim tatlısu artık. Hollanda sen neredesin be, gel be tatlısuya falan. Bakın bu fikrimi unutmayın. Bu fikrimi unutmayın. Ot işini. Ben size diyorum ki bu işi bilimsel olarak yapmanın hemen yasasını çıkarın. Hemen yasasını çıkarın. Çünkü başka türlü para kazanamayacak. Bu ülkeye başka türlü para gelmeyecek. Bilimsel olarak çıkarın, yavaş yavaş turizmi de açın, da ona göre. Evet, çok güzel, evet sağ olasın, sağ ol Mahsun Uysal, Mehmet Buram, evet aynen sağ ol, Cuma Sınır, neredesin be Cuma, hoş geldin, tamamsın, her şey yolundadır inşallah. Gökhan Sevinç günaydınlar, evet çok iyi bir Bayman oğlu, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Strese devam. Mehmet Bahseven, Gökhan Sevinç. Evet. Gökhan Sevinç. Hiçbir baskı rejimi sonsuza kadar sürmez. Mağdurum diyenler bugünün faşistleri demiş. Bu da bir yorum. Mehmet Bahseven, Muhammed Gözay. Canan Hasan günaydınlar, Arif Toroslu, günaydın Serhat Bey diyor. Canan Hasan, Diyalog TV'nin açılması için hükümet ne yapacak? Sadece konuşabilir, diyebilir ki yapmayın etmeyin, eylemeyin lütfen falan, o da açar falan. Tescil daha, yarın başka açıklarlar Sedat Avcan.
Arif Toroslu, günaydın, sağ ol. Mehmet Ali Salih, okulları açmayın, çocukları riske koymayın diyor. Sorula toparlayamazsınız. Sağ ol Mehmet Ali abi, sağ ol. Takma kafana bizim gülük. Sağ ol Ali Unyayar, Hasan Üdacer. Yıllardır özümüzü, kültürümüzü ve birçok değerlerimizi kaybetmeye tepki koymadık, sessiz kaldık. Ancak şeftali kebabının yanlış tarifine toplum olarak neredeyse ayaklanıyoruz. Ağlanacak halimize güleriz. Ersan Çoban, teşekkür ederim kardeş, sağ olasın. Nurcan Güven, Gaziantep'ten geldi. Kim geldi Gaziantep'ten? Ha, şey geldi Gaziantep'ten. Ha, Molohya. Demek Gaziantep'te varmış Molohya. Adı ne acaba? Lefkoşe bitkisi olabilir. Lefkoşe otu olabilir. Evet, Molohya Hindistan'da da var dedi Ersan Çoban. Olabilir, demek ki varmış. Mısır'da olduğunu biliyordum. Ömer Karavezirler, elektrikte indirim oldu. Gelen faturalar %15 indirimli gelir. Fakat borcunu gününde ödeyenler faydalanır. Ha, evet. Seyran İköse, güzel, günaydın. İyi yayınlar. Şeftali kebabı olsa da yesek diyor Yaşar Aracı. Gelen hafta inşallah açılacak şeyler. Evrim Uncal, günaydınlar. Güzel yayınlar. Allah'ın bağışlasın bebeğimizi. Sami Karasalih, günaydınlar. Çok teşekkürler. Tabii ki biz programımıza devam edeceğiz. Bir olay da şeyde gördüm ben geçen gün. Pek de hoşuma gitti. Nedir? Çarkı Felek diye. Eskiden Mehmet Ali Bey yapardı onu. Şimdi başka bir arkadaş yapıyor. Adını şu anda hatırlamıyorum kim yaparsa. Tabii evde kal, evde kal olduğum sürece onu seyrediyorum. Çocuğun biri gitti zarfı aldı. Yeşil renkli zarfı aldı. Yeşil renkli zarfın içinde de tabii sonradan göreceğiz araba var. Ne yapması lazım? Çok kısa sürede tong 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 diye karşıda açılan harflerden işte şey, bir kelime, bir yiyecek dediler. Son iki harfi im. Türkiye'desin, son iki harfi im diye bir yemek çocuğun adına gelmedi. Meğer hellimmiş. Çocuk aaa dedi. O bir daha o müzik sesi var ya, o maaa diyor. Çocuğun araba gitti hellim yüzünden. Düşünün, adam şimdi Kıbrıs'tan nefret edecek o hellimden dolayı. Oysa hellim, o da bizim ulusal yiyeceklerimizden bir tanesi. Kıbrıs'ın genelinin, Kıbrıs'ın bütününün, güney ve kuzey birlikte hallumi diyor arkadaşlarımız öteki tarafta. Biz hellim diyoruz. Tabi bilemediler onu. Biz gününde ödedik diyor Zerrin Halit Süerman. İndirim yok, bilmiyorum. Sami Karasalih, günaydın. Şükrü Türkeün, günaydın. Aytekin Ayfer Altıok, Kanada'da bir arkadaşım kendi evinin bahçesinde molehiya yetiştirir diyor Aytekin Ayfer Altıok. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar. İşte budur olay, budur olay. O kadar özlüyor ki molehiyayı, orada yetiştiriyor. Pembe Kurtaran Kartal, Metin Emirali Bengisu, şeftali kebabını anlatan Vosko'ya sesleniyorum. Vosko, Rumca'da büyük şef anlamında. Yani şef, normal bir şef pişiren. Vosko, büyük şef anlamında. Hakaret değil yani, almasın arkadaş üstüne. Lefkoşa'da deniz var. Almaya ucumu da gel, yüzmeye gidelim. Evet. Evet, bir de yemek tarifi vermiş Metin Emirali Bengisu. Dolega hıyarından nasıl satrazam sucuğu yapılır? Bunun tarifini veriyor. Rıza Şen, günaydınlar. Günaydınlar abi. Said Kumru, günaydın. Neredesin be Said abi? Hayırlı yayınlar. Koronasız bir açılış yaşam diliyorum. Tanrı hepimizi korusun. Tabii Tanrı bütün insanları korusun. ATV'de bir program yapmışlardı tarifini de. Yeni adı Mulhiye. Mulhiye. Lefkoşe. Bu minadim onudu. Ben en çok Lefke'yi değiştirseler acaba adını nasıl değiştirecekler? Bugüne kadar denenmedi o. Allah'a şükürler olsun. Bir tek Magosa ile Lefkoşe'de biraz sıkıntı yaşıyoruz ama olsun, biz de artık söylemeye alıştık. Magosa Liman diyor bir şarkıcı ki yanlış, ama Selda Magosa diyor.
Ketencoğlu ilk söyleyendir. O Maosa diyor, sorun yok. Lefke'ye de Löfke. Daha yumuşak ö harfiyle başlayabiliriz. Löfke. Su zaten olmasa da olur. Sokum sıkıntı yok. Kolonya içerik. Sakın ha Trump dedi diye denemeyin öyle bir şey. Dezenfektan. Elinize koyun. Hasan Farisoğlu kardeşim. Günaydınlar, sevgiler, selamlar Hasancığım. Yaşar Aracı. Müşterilerin dikkatini ediyor. Gelirken nasıl geleyelim? Araba yıkayacak Yaşar'ım burada. Evet. Fatma Tuğcan. İyi yayınlar, koronasız günler. Kadir Tatlıtürk. Çocuğun hellim anısından çıkmaz, araba gitti. Evet, aynen öyle Kadir Bey. Gerçekten benim de hayatı boyunca hellimi unutmayacak. Her gördüğünde lanet edecek hellime. Oysa gelse ızgaracın üstünde döndüreyim yerine iki tane Arden hellim. Arden'in kokulu hellimciği var. Bir tane aman kokulu de köy hellimi, köy usulü. Eski usul, başka çeşitlikler var. Duzlu duzsuz ayırıyorsunuz ama... O mangalın üstüne koy, gene akmaz öyle gitsin aşağı. O genini gören gören diyor. Arabayı unutacak çocuk, yesin iki tane. Evet, Sedat Avcan, Lefke. Lorke olabilir Lefke'nin adını. Lorke diye değişelim. Bu minabiye selamlarımızı tekrar ekleyelim. Sevgilerimizi Pelin Türkel. Günümüz aydın olsun Ekrem Bayırgül. Selamlar tekrardan. Evet, hava durumuna geçelim Mustafa Kılıç müsaadenle, selamlar edelim. Sonra gazetelerimizin ön sayfalarına devam edeceğiz. Serhat İncirli'nin yazılarını okuyacağız. Konuk monuk belki olur, ayarlamaya çalıştık aslında ama şu anda söylemeyelim olmazsa diye gibisinden. Mehmet Uçaner'im tekrardan selamlar. Selamlar. Herkese bize mesaj atan Şükrü Türkiye'nin Lifke'de olabilir diyor. Lefke için Silifke'den geldi. Olabilir. Gabbar'ı da tescilleyelim yoksa yakında diyor o da gidecek. Gabbar vardır, Kapari Türkiye'de vardır ama Kapari Türkiye'de var o. Bizdeki gibi yapmıyorlar belki ama onlar tohumcuğunu yapıyorlar. Bilmiyorum, bir de hıyarcığı var onun, yapılıyor mu ama tohumcuğunu yapıyorlar. Dünya yapıyor onu. Bütün dünyada yapıyorlar. Kapari olarak. Ne güzel söyledim. Kapari. Evet, hava durumuna gideceğiz ama hava durumuna gitmeden önce tabii ki bugün açılışlarımız yapıldı. Arden Hellim söylemiştik. Zafer Küpeştemiz açıldı. Tabii ki Solar Bay Paralik açıldı. Bugünden itibaren arayın. Varsa sorun çözelim. Yapalım. Elektrik parasından kurtulalım. Vestel her zaman açık. Artık Vestel sorunumuz, her şeyimiz bitmiştir artık. Vestel'imiz açıldı. Intergaz zaten evde bitince arıyordunuz mavi tüpümüzü. 444-55-44. Akayoptik bugün açıldı. İnşallah vakit bulursam gözlücük kırıldı, götüreceğim. Mehmet Akayoptik Lefkoşa'da, Vizyon 2000 Maosa'da. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı optik mağazası Hakan Özpolat, Hasan Keleş. Günaydınlar Hakan Özpolat, Yeşilırmak'ta durumlar sakin mi? Evet, Çangar Motors, o da bugün selam ediyor herkese. Açıldık Yeşildal, sosyal medyadan takip ediyoruz. Kanalizasyon sorunumuzu çözüyoruz. Her türlü sıkıntıyı açıyoruz. Evet, Kantarabal, unutmuyoruz Kantarabal. Aganigi, deneyin bir daha, erkekler için erkekçe giyim anlamında söyledim. Ve Afrodit Wellness and Spa, bu açılmayan yerlerimizden ama yakında açılacak. Biz orada olacağız. Selva Homs'a selamlarımızı iletiyoruz. Ve Sevener Travel. Sevgi ve saygıyla Sevener Travel'i de Orhun Karagöz diye soralım. Lefke'nin ismini ne olarak düşünür? Lefke, Lefke'dir kardeşim. Kimse değiştirmesin. Lefkoşa'da Lefkoşa'dır. Mausa'da Mausa'dır. O kadar. Galimera Mastre Süleyman Yalçın'da, Cengiz Bayraktaroğlu günaydınlar. Taner Cemal'ım selamlar ediyorum saat Londralara. Evet, Trabzon'dan selam ve sevgiler. Tur şoförlerin işinde bir atarsanız Türkiye'den gelişler ne zaman başlar? Saygılar Ali Soytürk kardeşim. Başlamadı daha kardeşim, o tır şoförleri gelip gidiyor zaten. Tırı koyuyorlar, geliyor limana, başka şoför alıyor, indiriyor bindiriyor, tekrar gidiyor. Öyle bir durum var. Ziba Kiraz ablacığım, ellerinden öpüyorum. Sağ olasın, çok sağ olasın. Cemal kardeşim günaydın. Adalete en çok ihtiyacımız olduğu zaman adaleti biz mi arayacağız yoksa bizi koruyan seçtiğimiz insanlar mı? Kime güveneceğiz? Şaşırdık. Allah kimseyi
adaletsiz ve devletsiz bırakmasın diyor Cemal Kaya. Aman Cemal'ım, ne oldu asker arkadaşım, hayırdır? Evet Ali Söytürk, selamlar size de. Hasan Aysal Göçmen Köy'den günaydın abi. Girne kapıya otobüsler nereden kalkıyor ağabey? Magosa'dan canım, Magosa'dan. Feyzi Yaşar, Seyfi Tünelci, Seyfi abim günaydınlar, günaydınlar. Oradasın Seyfi abi, tamam. İlk fırsatta vallahi geleceğim, geleceğim. Zaten biraz önce aklıma geldiydin gappar deyince, ama ne yapayım. Evet, hava durumuna geçelim. Hava durumundan sonra ara vereceğiz. Aradan sonra gazetelerimizin ön sayfaları ve Serhat İncirli'nin yazılarına bakacağız. Bölgemiz alçak basın sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Üç gündür böyledir. Yer yer yağıyor. Lefkoşa'ya yağmadığı için biz meteoroloji dairesini vayla bilemedi diye bir şey yapıyoruz. Ama belki başka bölgelere yağmıştır. Mevsim normallerinin 2-3 derece altında bir hava sıcaklığı var. Biraz soğudu tekrar. Bu yıl böyle hafif yaza biraz geç gireceğiz gibime geliyor. 23 derece Girne, Çamlıbel 22, Lapta 21, Akdeniz 23. Boğaz 20, Alevgayası 19, Esentepe 21 derece santigrat. Lefke 22, Güzelyurt, Lefkoşa ve Ercan 26, Geçitkale 25, Beyermudu 23, Gazimaosa 24, İskele ve Yeni Erenköy her ikisi de 23 derece santigrat. Bugün tekrar söyleyeyim sizlere, hava parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Şimdi ara veriyoruz. Ara veriyoruz. Sertat Serdar'a günaydınlar. Naci Aydınkaya'ya günaydınlar. Naci Kaya'ya günaydınlar. Sağ ol Muhammed Gözay. 2002 gözümden ameliyat olmak için Ankara'ya gitmiştik. Orada kaldığımız otelin yanında bir taksiciyle tanıştık. Bize her Ankara'ya gittiğimizde uçak alanından arıyor, gideceğimiz yerlere bizi o götürüyordu. Ufak tefek hediyemizi götürüyorduk. Konu şeftali kebabından açıldı. Ben de bu kez geldiğimizde getiririm dedik. Götürdük ve kendisine bunu mangalda pişireceksiniz diye uyardım. Kokusu bütün mahalleyi tutar dedim. Şoför de biraz mutasip. Neyse 3 gün falan geçti. Ankara'dan kaçıyoruz. Taksiciye şeftali kebabını beğendiler mi diye sordum. Biz beğenmedik. Babam biraz yedi dedi. Niye diye sordum. Nasıl yaptınız? Koku çıkmasın diye tost makinesinde yapmışlar. Aklıma ansızın o geldi diyor. Bu da güzel tabii ki. Necdet Bey tost makinesinde olmuyor. Bizim Adana kebabını haşlamamız gibi oldu. Hava durumunu okuduk. Güven Burgul, sizin ellerinizden öpüyorum. Ercan Poyraz kardeşim, Naci Süleyman, selamlar ediyorum. Bilaval Afridi, her şey yolundadır umarım. Ve şimdi geçiyoruz araya. Aradan sonra gazeteleri ve Serhat İncirli'nin yorumunu okuyacağız. İnşallah çok gevşemedik. İnşallah çok gevşemedik diye yazmışız bugün. Öyle diyor habercinin ön sayfası. Bakacağız. Ayrılmayın. Aradan sonra buradayız.